Ne değiştirir bu? Ya açıkçası ne değiştirebileceğini bilmiyorum. Çünkü alt koridorda Grave... Yok aa. Şöyle Grave Pest'i... Analizlerimizi bileceksin tabii. Grave Pest'i daha öncesinde Flash'i ile izlemedik. O yüzden nasıl bir uyumları var, nasıl anlaşacaklar bu benim için bir soru işareti. Daha önce göremediğimiz için. Fakat yani bir değişiklik yapıldıysa vardır bir sebebi. Belki işte Grave Pest Japon'a anlaşamıyor, Flash ile daha iyi anlaştığını söyledi ve peki, böyle bir denemedi bunda. Peki ihtiyacı var mıydı nasıl buna? İhtiyacı var mıydı? Flash'i Grave Pest'le beraber oynadı. Nerede oynadı? Akademide. Akademide oynadı mı? Beraber oynadılar tabii sezonun başında. Doğru doğru. Bence doğru, nasıl doğru. İhtiyacı olan değişiklik Kirei ile Kirei'nin değişikliğiydi abi. Ne? Kirei ile Kirei'nin değişikliği. Kirei'nin alakası yok şu anda meta ile falan. Hiç hakim değil ne yapacağına. Kirei... Maçın içerisinde de kayboluyor. Bu arada Kirei. Neden değişiklik olduğunu bilmiyoruz Japonya tarafından. Evet tabii. Yani belki bir hastalık. Atıyorum, belki bir sağlık problemi vardır, bir şey vardır. O yüzden hani neden olduğunu bilmiyoruz. Ben açıkçası zaten bir... Ne? Spekülasyon yapıyoruz. Yani bu arada sanmıyorum ki hani performans odaklı bir değişiklik yok. Olsun zaten. Yok performans ya, odaklı çıksın bir değişiklik Japonya söylesin abi. Ben de. Çıksın desin ki Grave Pest beni sevmiyor desin abi. Bunları istiyoruz ya. Aradığımız şeyler bunlar. Peki Grave Pest şu an Japonya'yı sevmeyecek rütbeye sahip mi o takımda? Rütbe. Sanmıyorum yani. Sevmiyorsa eğer onun problemi olurdu Japonya'dan çok bu. Ve tabii seçim yasaklama ekranında biz goygoylara devam ettik. Diana, Ryze ve Zeri mavi tarafta Nasr'ın yasaklamaları oldu. Fenerbahçe tarafında Zinza, Gwen ve Twisted Fate, Jinx taraf ediyorlar hala açık. Muhtemelen Jinx ilk seçim, Jinx ilk seçim gelebilir. Grave Pest'in de oynadığını biliyoruz zaten. Onun haricinde yani ormanda Zinza yokken hakikaten ikinci bir yani sanki bir tier düşüyormuşsunuz gibi bir seviye düşüyormuşsunuz gibi oluyor. Abi. Yani bu şundan dolayı fazla güven demeyeyim de abi ödül risk oranı çok şey Zinza'nın. Ödül çok büyük risk çok küçük abi. Evet. Oyunun her dakikasında her anında iş yapabiliyorsunuz. Bu arada benim yani görmeyi beklediğim şampiyonlardan bir tanesiydi. Tabii her zaman değil. Çok kuvvetsiz olduğunu düşünmüyorum. Orman temizleme hızı fena değil. Ama gene o tier'ın hani o zinzanın evet, altındaki tabii ki bloğa de, tabii ki de. Ait bir şampiyon. Hatta o bloğun da aşağılarında yani bence o bloğun alt tarafı bence. Bence o bloğun parçası olabilecek bir şampiyon. Şöyle peki. Parçası ama o parçanın en altında kalıyor bence. Şöyle söyleyeyim hatta sana. Bence Lee Sin'den daha önemli bir şampiyon bir takım için Hekar'ın. Yapabilecekleri bu evet. Arada takıma katabilecekleri bence de. Yani daha kolay. Baskın potansiyeli var garanti. Takım savaşı etkisi daha garanti. Artı. Zaten minyonda kesin önüne geçiyorsun Lee'sinin. Şampiyonun evet, duası gereği evet, o evet. Özelliği. Evet. Bu arada Wooly geldi ormana Nasr'dan ve yoksa Kirei tamam. Kirei'yle mi değişti? Tamam. Ve Jace geldi. Bu da üst koridorda kule altı geliyor. Bu geliyor. Eski nasıl şey. Fenerbahçe. Kompozisyonun tabii daha farklı şampiyonlarla Kirei bunu yapıyordu. Fakat Wooly ne ister? Kule altı yapmak ister. Jace ne yapmak ister? Kule altını hazırlar ve baskın ister ondan sonrasında. Fakat Fenerbahçe tarafından da gelen bir Graves var. Reyn ellerinde. O da Jace'in karşısında bol bol tercih edilen şampiyonlardan bir tanesi. Jace'in omurga kırını aldığını görmeye başladık son birkaç günde dünya genelinde. Abi omurga kıran... Hiç tasvip etmiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir sıkıntı var. Karşındaki oyuncu omurga kıran sen oluyorsa... Sen almazsan kaybediyorsun. Aynen öyle. Cebenebileceği tek cevap o. Sorun burada Jace'in karakteristiğinde. Jace'e de omurga kıran aldığınız zaman aynı güç patlamasını yakalayamıyorsun. Evet, savaşlarda yeteri kadar etkili olamıyor ama yan koridor baskısı kurabiliyorsun bu sefer rakip şampiyon üzerinde. Ya orada bir deal var. Sen savaşta mı daha etkili olmak istiyorsun yoksa birebir de mi daha etkili arada, olmak istiyorsun? Yani şimdi şöyle bir şey var. Omurga kıranlığı Graves'i Jace yenemiyor normalde. Evet. Peki omurga kıranda Jace Graves'i yine yeniyor mu? Yine yenemiyor oyun ilerleyen aşamalarında. İkinci eşyadan sonra her türlü ne olursa olsun bu arada. Yeterince can çalmaz olduğu zaman Graves'i yenmeye başlıyor. Fakat şöyle bir durum var. Bence bunu değiştirebilecek şeylerden bir tanesi ilk vuruş. Jace oyuncuları genelde ilk vuruşa gitmiyorlar. Koridor aşamasında yenilmezle falan biraz daha kuvvetli olmak için. Fakat Graves'e karşı her zaman menzil avantajınız var. Ve bence özellikle orta oyunda olur da takım savaşına gidersem diye ben Jace'den özellikle bu tarz eşleşmelerde yani menzil avantajına hala sahip olduğu ama rakibin de yanına gelse bile çok da tehdit edemeyeceği. Yani mesela Irelia değil, Gwen değil karşısındaki dibine girdiği zaman Jace'e sıkıntı çıkarabilecek. Ben öyle durumlarda kesinlikle vuruş oynanması gerektiğini düşünüyorum ama oynamayacak Ruin. Koreliler hiç tercih etmiyorlar bu arada. Koreliler bu arada genelde bu eşleşmeyi de çok tercih ediyorlar. Aslında mesela üst koridora Wooly ile dive geleceği belli. Jace'e karşı iyi. Malphite oynasa ne olurdu mesela Fenerbahçe? Dive de sıkıntı. Saldırınızı gidiyor. Wooly bir neredeyse hiçbir şey yapamıyor kule altında. Malphite dünyanın underrated çarı gerçekten. Abi şöyle yani, söyleyeyim bu arada. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Bak Çinliler bile oynamaya başladı. Evet. LPL'de bile oynanıyor artık. Yani Malphite bu arada LEC onun en şeyidir. LEC'de bol bol Malphite. İlk LPL başladı onun. Yani yok daha önceki yıllar içinde konuşuyorum. O
Kör bu arada bu. Kör bir Velkos. Çok büyük problem yaşamıyor Velkos orta koridor eşleşmelerinde. Sindra falan biraz canını sıkabiliyor. Bence bunu bu arada şey için alınır. Aynen öyle Oğuz. Koridor hakimiyeti alabilmek için. Hani ben orta koridordan alayım ki rakip orta koridor bizim voleybol RBC'yle dive'ımız engel olamasın. Yeterince dive'ı var bu arada ama. Evet. O tehlikeli pozisyonu. Fenerbahçe'de Hekarim hiç piyalı yok. Evet, Hekarim ve Raka'nın Velkos'a şöyle bir şeyi var. Normal şartlarda yani. Raka'nın yetişmesi çok zor. Çünkü Raka'nın üzerine koşarken bir tane yavaşlatma atıp bir şekilde kendini koruyabiliyorsun. Abi Hekarim giriyor önce. İşte orada oraya değinecektim. Hekarim farklı abi. Hekarim bir şekilde hayaletiyle, E'siyle bir şeyle yetişebiliyor. Ha. Ve o size yetişirse Raka'nı da yetişir. Aynen öyle. Velkos olağanüstü, daha doğrusu Bolu'lu ve olağanüstü bir Velkos oyuncusu pozisyon alma noktasında da. Bu arada bu biraz daha farklı bir şey. Yani Hekarim ve Raka'nın yaratacağı karmaşada bu arada 3 tane karşıda çok kırılgan şampiyon var. Yani açıkçası Nasır kompozisyonu uygulaması görece daha zor bir kompozisyon. Fenerbahçe'nin kompozisyonu daha iyi ama Nasır kompozisyonu da şey. Abi biz rahat edelim. Evet. Gerisi önemsiz. Ruin'e işte Jace'i verdiler. Ama Akali'den emin olamadım ya. Çok kötü. Ya şöyle koridor aşaması çok kötü. Yok, koridora engel olamayacak. Koridoru çok koridora kötü. Değil. Ama ittiremiyorsun. Hekarim Rakan dezavantajı çok Hekarim büyük. Hekarim ve Rakan bir kargaşa çıkartıyor. Rakip de zaten ayıklanma mekaniği çok az. Peki bu kadar zayıfına ihtiyaçları var mıydı? Ya madem zayıf koridora gidecekler, Korki ile gitsinler, daha iyi skill olsunlar. O da vururdu Hekarim ve Rakan'ın. Ben Sindra'yı tercih ederdim bu arada. O da koridor kuvvetini biraz arttırırdı. Evet. Şampiyon seçim ekranları birazcık daha farklı karşılaşıyor bu karşılaşmada. Ve önemli de iki tane 4-4 olan takımın karşılaşması. Bakalım buradan kim galip çıkacak. Hikayesi de bol bir karşılaşma. Söz yeni sunucularımızda. Şampiyonluk Ligi'nin 5. haftasından hepinize merhaba sevgili seyirciler. Kel Bey'imiz de çok hamar atmış. Bütün stüdyoya sağ olsun bir çay servisi yaptı. Gerçi bütün stüdyoya demeyelim, sadece sunuculara getirdi ama maç arasında artık yukarıya reji tarafında unutmazsın. Günün geri kalan maçlarında ben Kürşat Reger, Nur Demirer ve Caner Cönü gün sizlerle birlikte olacağız. Ve ligin ilk yarısını beraber kapatacağız. Sıradaki karşılaşma güzel bir maç olmaya aday. Hem hikayesi bol bir mücadele hem de puan tablosu açısından belki de çok yukarılarda olması beklenen Nasr Esports ve kötü başlangıcının ardından acaba mevsim finaline kalabilecek mi denirken son 4 maçın 3'ünü kazanan Fenerbahçe gibi form durumları aslında birbirine tam zıtlık arz eden ama tabii birbirlerini çok iyi tanıyan oyunculardan kurulu iki takımın mücadelesi. Seçim yasaklama ekranını gördük Jönü. Burada 5 galibiyete hangi takım çıkmaya daha yakın seçimler açısından düşündüğümüzde? Öncelikle şunu söyleyeceğim. Bolu'nun birçok Velkos performansını izledik. Seçimini gördük ama ya seçilme sırası bakımından, rakibin alabileceği önlemler ve şampiyonlara bakımından beni en az etkileyen örneklerinden bir tanesi burada. Tabii ki maç içerisinde yapacakları şeyler bunu değiştirecektir. Muhtemelen Bolu'dan bahsedin sonuçta ama yani rakip takımdaki Hekarim bir şekilde ulaşabilecek, onu durdurmak neredeyse mümkün değil. Rakam varken, Akali varken birazcık riskli de bir tercih açıkçası. O yüzden merak ediyorum. Bir de şimdi Hayat girmek durumunda kalmış. Evet burada ilk vuruş tetikleyebilir. Akali'ye karşı, menzilsiz bir şampiyona karşı. Buradan iyi para kazanır. İlk maç Korki alıp da almayı unuttu. İlk vuruşa da bir gönderme yapayım buradan. O maç yüzünden bir puan kaybetmiştim. Ben hala içimde acısı var. Ama bu maçta bakalım Bolu neleri değiştirebilecek. Üst tarafta Ruin'in ağlayacağıyla beraber aslında yani Jinx'in de yetenekleriydi. Bu kompozisyon bir dürtme kompozisyonu ama rakip takım üzerine atlayabiliyor bu kompozisyonu. Yan koridorlarda hem Rain hem Ruin'in üzerinde birer tane omurga kıran göreceğiz. Ve ya bu aslında şey daha çok bence Graves'e yarayan bu durum. Çünkü yetenek setini omurga kıranla destekleyebiliyor ve Graves yan koridorda hatta yan koridorda 1'e 1'i geç. Yani 1'e 2, 1'e 3'lerde böyle ölümsüz bir konuma gelebiliyor. Bunun örneklerini çok gördük hafta içerisinde LPL'de, LCK'de vesaire. O yüzden bu. Şimdi alt koridorda ufak bir aksiyon var. Tabii sen kompozisyonlardan bahsediyordun ama değinilmesi gereken ilk önemli nokta Ellam'ın eski takım arkadaşlarına karşı bir mücadele içerisinde olması. Ruin, Kirei, Bolulu, Ellam ve aynı zamanda Japone kadrosuyla Fenerbahçe daha önce mücadele etmişti. Yalnız bu maç özelinde Nasr Esports kadro mühendisliğine, kadro denemelerine bir yenisini ekledi. Alt koridorda hatırlayacaksın Grey Past'ı Black'in yerine monte etmişler ve çok da ciddi bir katkı almışlardı kendisinden. Bu sefer de bir Flash'i denemesi geliyor. Japonya'nın yerine bu hafta ilk karşılaşmada Flash'i oynayacak. Bakalım bir yıldız yaratma yolunda önemli adım atmışlardı Grey Past'la beraber. Bir yıldız alt koridor ikilisine dönüşür mü acaba? Ruin bu arada orada Ray'le karşılaşacak. Evet, yoğun sonu geldi ama isabet etmedi. Ruin orada. Oo,
Alt koridorda bu arada yakalanmış Spars yalnız. Şimdi zarif uçuşla üzerine doğru gitti. Biraz fazla derine gitti. Aa! Spars! Spars burada düşecek. Ray Pass'ta gidiyor. Skor! Çok enteresan bir skor. 2-2 de beklemezsiniz ama az önceki anlattıklarına bir cevap gibi oldu bu. Regarnur tam böyle güzel bir hikaye yaratma gibi bir durum vardı. O hikayeyi yaratacak galiba Flash ile Grey Pest ikilisi. Çünkü Ellam ve Spars gibi aslında deneyim bakımından Ellam hepsinden daha yukarıda. Ama onlara karşı gerçekten 2-2 de skor almak çok önemli. Ki burada da takıma yeni katılan Flash'e gitti bu skor. Burada da takaslar devam ediyor. Yalnız yan tarafta Crash bekliyor. Hayaleti kullanılabilir. 4 nala koşabilir. Perdesinin içinde acaba Ruin'in üzerine oynamak isterler mi? Henüz oynamadılar. Crash bu arada üst taraftaki Yampiri yengeç için şöyle bir hamle yapmak istedi ama oraya gitme şansı olmuyor. Vel'Koz orta koridorda öncelik sahibi. Böyle bir durum olunca da Sinlam aman dedi, aman orayla uğraşma. Hemen alt tarafı işaretliyorlar bir de. Alt tarafa da şimdi Spars yaklaştı ama Flash'i de yakın. Vel'Koz da şimdi Bold'a katılacak ve burada aslında iki tane Yampiri için bir avantajı var Nasır tarafının. İki tane de otomatik saldırı orada resetlendi ama ilk oyunun günahı olmaz tabii Flash'iye. Alt koridorda aldıkları skorun ardından tabii o skor sırasında bahsedilmesi gereken bir konuda Spars'ın kendine biraz fazla güvenip zarif uçuşta rakiplerini havaya kaldırma kararı almış olması oldu. Yalnız şimdi hem Crash yetişti hem de Elam'la Spars güzel ittirdi alt koridoru ve çifte Yampiri yengeç başlangıcına izin vermediler. İzin vermedi. Bu oldukça önemliydi. Orada Flash'in hamlesi de bu arada Crash'e yaramış oldu. Ve iki Yampiri başlangıcı engellediler. Crane'in de çarpı şimdi bekleme süresinden çıkacak. Ve böylelikle aslında Crash'in geri düşmesini engellediler en azından Yampiri konusunda. Ama günün sonunda alt koridorda ekstra bir altın var. Nasır tarafının yaklaşık 1000 altınlık bir üstünlüğü var. Ve bunun çoğunluğu alt koridordaki ilk kan ve üst koridordaki ve orta koridordaki ufak tefek minyon farkları diyebiliriz. Jace'de ilk eşya... Yani direkt muhtemelen şeye gitmeyecek. İlk önce bir kararmaya gidecek gibi gözüküyor. Sonrasında bir omurga kıran. Ya da Ruin ben eski toprağım hiç omurga falan kırmakla uğraşmam. Kafa kırarım deyip böyle... Bizim zamanımızda omurga kıran mı vardı? Yani aynen. Bakalım iki tane Koreli üst koridorun mücadelesinde ne tarafa doğru gidecek? Eşleşme peki senin için ne tarafa doğru bakıyor aslında? Johnny, onu da sormak istiyorum. Çünkü Graves son dönemde senin de belirttiğin gibi oldukça fazla seçiliyor. Crash burayı etkileyecek burada. Sevdiği şampiyonlardan birisi ama birebir yorumu yapmana izin vermediler. Oo. Burada Ruin'den güzel oyun. Crash yine de kendisini ileri doğru ittirmeyi başardı. Ruin'in hala canı fazla. Yalnız yolun sonundan kaçsa da otomatik saldırısından kaçış yok. Burada Graves üst koridorda. Hecarim'in de yardımıyla skoru almayı başarıyor ve altın farkını azalttı. Bu sayede Fenerbahçe. Evet. Ve koridor da oldukça tatsız bir yerde kaldı. Ruin'in ışınlanı yok. Oradaki koridoru muhtemelen Ray şimdi kendisine göre ayarlayıp Ruin'i birazcık daha geri düşürmek isteyebilir ama o dümdüz ittirmeyi istiyor. Muhtemelen bir geri dönüş isteyecek. Orada totemini de bıraktı. Çünkü bu ittirmeyi yaparken birazcık önde kalmak zorunda. Minyonları şimdi olabildiğince ultisini de kullanarak kuleye yedirecek. Ama sanırım yok, şok yedinemedi. Patlamasıyla bunu alabilir. Yani hepsini hatta yetişti bile. Alacaktır. Yetişti bile. Kullanmasına bile gerek yok. Deneme güzel ama başarılı olmadı şu etapta. Yine de tabii çok istediği gibi bir geri dönüş oldu bu Ruin. Ruin'in o koridoru ittirmesi kolay olmayacak ama Ruin de akıl oyunlarında senden aşağı kalır yanımız yok dercesine ufak bir hamle gerçekleştirdi. Evet. Biraz da Bakerim'den bahsetmek istiyorum. Johnny 12.3 yamasında şu ana kadar büyük liglerde sadece bir maçta oynandı. Gilius tarafından oynandı orada da. Ama asıl Hecarim'in çok büyük olay çıkarttığı yer LCS Akademi. Özellikle C9'ın ormancısı Malice. İnanılmaz bir Hecarim oyuncusu ve son 2-3 maçtır üzerinde Hecarim yasaklamaları çekiyor ama Kire'yi direkt arka tarafa doğru Ellam'a doğru gitti. Ellam'ın yan sıçrası var. Ellam'a mı odaklanmak belki iyi fikirdi bilmiyorum. Sonuçta patlangaçları da bırakıyorlar ama Crash oradan sıyrıldı. Ölüm cezasının son çekişi patlangaçların üzerine getiremedi ve alt koridorda baskın denemesi başarıyla sonuçlanmıyor Nastri Esports adına. Muhtemelen burada Grey Pass birazcık daha takım arkadaşını korumak için attı o patlangaçları. Flash'i ise hani... O kadar az canlı rakibin üzerine bir de uçup orada derisinin yüzde belki oturtabilirdi o patlangaçları ama bunu yapmak istemedi. Şimdi tekrardan geliyor Crash. Repast yalnız. Flash'i hemen konuyu okuduğu gibi nişancısını çıkarttı. Ya bu arada şunu da belirtelim. Flash'i ilk profesyonel kariyerin ilk profesyonel mücadelesinde ilk kanı alarak başladı. Süper başlangıç. İsim sana neyi hatırlatıyor Johnny? Flash'i. Görünüşüne bak ama. Fonetik olarak değil. Okunuş farklı çünkü. Trashy. The Shy.
Dışarıda birleşik yazılıyor biliyorsun. Ha, Flash Eye gibi böyle. Ben ilk gördüğüm andan beri acaba benzer bir oyun sergiler mi diye düşünüyordum. Tabii destek rolünde olması işini biraz zorlaştıracak ama yine olsun. De burada 0-10 güç patlamasını da yaşayabilir. Destek rolünde rahat yaşanıyor biliyorsun. Ama ilk maçında yaşamayacak orası kesin. İlk maçında şov yaparak başlayacak ama ilk kanı aldı. Daha ne olsun. Bu arada yani söylemesen ben aklımın ucundan bile gerçekten mi? Hiç. Ben ilk gördüğüm andan beri vay be. Allah'ım. Bu tamamen şey ya işte sembollerin insanlara böyle ya da işte şekillerin insanlarda böyle farklı şekilde vuku bulması. Ama bu konuyu çok uzatıp... Mesela bazı şekiller sende nasıl hisler uyandırıyor Johnny? Mesela kare gördüğünde ne hissediyorsun? Mesela şey var bak. Oyunda Viego olsaydı Viego şu şeylerin gagalarını orada. Evet. Şeye bastığı zaman kalp oluyor. Evet. Ama başka şeyleri de benzetiyorlar onun için o yüzden... Dakika 9 şu anda Nasri Spor Fenerbahçe maçında skorda durum 1-1. TRT'nin futbolunda. Daha yeni en iyisiyle konuşuyor. Crash yakalandı bu arada. Greypast yakalayacak mı? Yalnız ultisini kullanıyor Crash. Greypast'tan sıçra geldi ama yetmeyecek gibi gözüküyor. Altını seviyor. Manyak güçlü ölüm roketi var ama Sparz orada önüne geçeceği için bedavadan bir Jinx sıçrası almış oldular. Hop. Orta koridorda Stillnam'ın üzerinde şimdi ultiyi kullanacak Bollu. Skor için yeterli olmayacak. 806 yalnız şu anda Nasri Esports'un üstünlüğü ve şimdi Jinx'ten gelen ulti ama. Sparz bugün Jinx ultilerinin önüne göğüs germekle görevli anladığım kadarıyla. Yalnız Kirin'in elindeki alamet burada aktifleştirilir mi acaba? Evet. Ve Bollu da nasibini alacak buradaki barikat altınlarından. Tabi buraya Stillnam'ın ışınlanma gelme şansı yok. Kullanılabilir durumda değil. Ve kafayı da atıyor. Bir tane daha için acaba ufak bir açgözlülük gelir mi diye baktım. Yok. Bolulu ligde bunu yapmayan oyuncuların başında diyebiliriz. O daha iyi bir koridor aşaması geçiriyor şu ana kadar. Muhtemelen ilk vuruşundan da bayağı altın kastı. Ve geri dönüşünde de direkt ihtişamlısı bitti. Leandri. Maçın ilk ihtişamlısı ki daha böyle ekonomik olan ihtişamların yanında Bolulu şu ana kadar gayet karlı çıkmış. Rune'ün sayesinde son vuruşunu yaparak Akali'ye karşı. Ama bu dakikadan sonra dikkatli olması gerek. Zaten yani 6 seviyeden sonra dikkatli olmasını gerektiren bir eşleşmedir. Bollu ama ne kadar tecrübeli olduğunu biliyoruz. Burada da Crash takımına ilk ejderi, bulut ejderini kazandıracak gibi duruyor. Herhangi bir Jinx roketi daha bekleme süresi demiş gelmedi. Genelde çünkü deniyorlar yani Jinx'ler ultisi geldiği gibi tuşa basmayı seviyor. Ya birazcık bu arada dürtme aracı olarak kullanılmaya başlandı. Görüş aracı, Şahin atışı gibi kullanıyorlar artık yani. Zaten bekleme süreleri de aşağı yukarı aynı. Yani. Birinin 35 civarı, öbürünün 70-80 artık neyse. Bunun bana gelişi 55. tabii şimdi takımlardan bahsederken Fenerbahçe'nin şu ana kadar oynadığı 8 maçı ikiye ayırmamız lazım Johnny. Bunun ilk yarısında Fenerbahçe... Cumartesi ve pazar mı diyeceksin? Yok demeyeceğim onu. Python için geçen sene diyorduk ama. İlk dört yok, karşılaşmada... Yok Fenerbahçe için diyorlardı. Yok ya, ama bu mevsim özelinde ilk dört maçta bir galibiyet var. Bir sus artık adam. Tamam sus. Yani çay getirdi. Yüzsüz böyle. Çayla şey geldim ve gördüğüm senaryoya bak. İlk dört maçta sadece bir galibiyet alabilen Fenerbahçe ve o süreçte Beşiktaş'a yenildiler. Johnny, Beşiktaş'ın iki tane galibiyeti var. Birini az önce aldılar Galaktikos'tan, öbürünü de Fenerbahçe'de almışlardı ama... İkinci dörtlü seride 3 maç kazandılar. Yani bir anda kendilerini mevsim finali potasına sokmayı başardılar. Hı-hı. Ve bunu yaparken de hani takımın birbirine alıştığını birazcık daha görmeye başladık. Ray bir faktör olmaya başladı. Tabii, ve yani tabii ilk 4 maçta kaybettikleri 3 maçta da özellikle Ellen ve Sparz'ın üzerine biz de çok gitmiştik. Ama haklı tabii. Olarak da gitmiştik. Onların da birazcık ellerinin alışması, toparlamaları etkili oldu. Vardı muhtemelen. Yani zaten burada Elham da çıkıp röportajlarda olan biteni anlatmıştı. Bütün röportajlarda bu arada. Evet, onu da belirtelim. Elham bize konuk olmaya bayılıyor. Biz de onu konuk almaya bayılıyoruz. Vallahi burada sevgili izleyiciler. Dinlemeyi çok seviyorum ya. Yani çok neşeli bir arkadaş. Evet evet. Ve keyif alıyorum yani onu dinlerken. Ve de yani umarım bol bol bir gelir. De şöyle yani genel röportajlarda sevgili oyuncularımız yanlış anlamasın beni ama ya genelde beylik cümleler duyuyoruz. İşte taraftarlarınıza bir sözünüz var, bizi desteklemeye devam etsin. Hayır. Ellam tamamen böyle akşam bir yere oturmuşsun, söylemişsin, Johnny çayları getirmiş ortaya. O sohbetin içinden gibi inanılmaz samimi yorumlar yapıyor. Evet. Dolayısıyla hani bu maçı Fenerbahçe kazanırsa Ellam'ın ben yine ya ben konuşmak istiyorum diyeceğine eminim. Bakalım takım kararı ne yönde olacak. Biz onu dinlemekten keyif alıyoruz. Şey ama Ellam'ın orada yayıncı kimliği birazcık ön plana çıkıyor. Tabii. Çünkü adam şey biliyor ya, izleyeni eğlendirmeyi biliyor.
muhtemelen şeyin farkında. Orada daha böyle basma kalıp cümleler kullanıp böyle günü kurtarıp yoluna devam edebilir yani. Aa, çok iyi oynadım, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben de fena değildim. Hatalar yaptım ama daha iyi. Ya bu değil. Eleman'ınki daha böyle işten. Çünkü yayın tarafından geldiği için insanların neyi istediğini ve neyden hoşlandığını biliyor. Akıllı da bir arkadaş. Onu da görüyoruz yani. Başarının devamını diliyoruz. O zaman sen şu anda profesyonel olacak kadar yetenekli bir oyuncu olsaydın, olmamasının imkanı, yani olmasının imkanı olmadığını biliyoruz ama sen de çok eğlenceli bir karakter olurdun diye düşünüyorum. Ya düşüneyim. Ben daha çok oyunda böyle maç sırasında yapamadıklarımla eğlendirdim diye düşünüyorum. Yani o çarpıda kaçırdı ormancı. Ya da işte destekken o hook nereye gitti falan gibi. Çok eğlendirdim ama. Ya bazen yaptıklarınla bazen yapamadıklarınla eğlendirirsin. Ligimizin belki de bugün bir takımla özdeşleşmiş bir harita hareketi desek ilk akla gelecek olan şey Çilekler Baronu'dur. Çilekler eski bir Şampiyonluk Ligi takımı. DP maçı kaçtan sonra bu arada. Ha, o da var. Eski bir şeyle takımıdır ve Baron'da türlü rezillikler yaşamışlardı oynadıkları dönemlerde. Başına gelebilecek her şey gelmişti. Aynen öyle. Gittikleri Baron'u alamazlardı, öyle söyleyelim size. Yeni izlemeye başlayanlar varsa ama hani bir şekilde onlarla özdeşleşti. Onlar da bunu gayet içselleştirdiler yani, şakayı zaten kendileri. Evet. Ya hatırlıyor musun videoyu? Konyak'la video vardı ya. Evet. Çilekler Baron'un videosu vardı. Ya sonra biz Konya aldık, onu şey yaptık. Böyle Graves yaptınız. Graves yaptık falan. Enne Tibbers'ı tutuşturduk. Aynen öyle. Babanın nereden baksan 256 oyun. Çok karanlık çağlardan geliyoruz bu döneme kadar. Evet ya şey, Lolespor'un tarihi. Ama kimse dinlemek istemiyor belki dedim. Biz kendine nasıl olsa bizi durduramayacaklar. Hadi anlatalım. Ya şey de var şimdi, bunu hiç izlememiş, dinlememiş insanlar böyle ya ne anlatıyor bunlar? Maça dönüyor. Ne abi ya? Bak orada bir şey oluyor. Bak Velkos Q attı. Niye anlatmıyorsun Regard'ın? bu yani. Sadece Q atsa iyi. Sonrasında W, en sonunda E de attı. Tamam. Ya tabii bu işin en güzel kısmı şu. Yani bunu bir izleseniz anlayacaksınız neden bahsettiğimizi. Google'da YouTube. Lore hemen Espor. YouTube'a giriyorsun. Aynen öyle. Johnny şok pozları için tıklayın. Yazıyorsunuz. Arkadaşlar bait. Yemeyin. Clickbait. Yok benim şok pozlarım. Aslında var ya bu arada. Ne kılıklara girdik ya. Neler var Johnny de, neyse şimdi onu ben kendi arşivlerimde tutmaya devam edeceğim. Senin o muazzam fotoğrafını. Hop yakalandı. Yakalandı. Ray yakalandı burada ve vade alametin öncesinde ölecek. Yok çünkü artık. Üzerine ayı düştü. Bilirsin ki üzerine ayı düşerse ölürsün. Ayı düşmeden öldü ama. Ama altta da... Kederinden mi öldü, korkudan mı öldü diyorsun ayı tepede görünce. Grey Pass'i kesmişler. Evet, aşağıda Grey Pass skoruyla cevap vermiş burada Fenerbahçe ve aslında genel anlamda ikinci alametin değerinin birazcık daha az olduğunu düşünürsek Fenerbahçe burada pozitif çıkıyor diyebiliriz. Çünkü an be an ruha da gidiyorlar. Alevecilerini kreş almayı bitirdiğinde birazcık yavaş bir süreç ama... Kuleyi de aldılar. İlk kule burada kime gitti? Ellama gitti. Ne olmuş burada bakalım. Oo, burada yani çok ağır pusu kurmuşlar Johnny. Hiç kaçış yok. Oo, ya. Grey Pass'tan güzel oyun da yani. Yok, bundan kaçış yok. İmkansız. Patlangaçları daha iyi atamazmış Grey Pass'ta ama. Ve şimdi bir kez daha Flash'in üzerine gidiyorlar. Ya Fenerbahçe çok derinlerde. Tuzak aramaya, skor aramaya devam ediyor. Yalnız bunlar problem yaratabilir. Oo, Bolu tarıyor oradan. Bolu da arka tarafta yani Fenerbahçe'nin bu tuzağı. İlk hidayet iyiydi ama. Birazcık ziyareti uzattılar Johnny. Biraz fazla uzatmışlar. Ya Grey Pass de hemen intikamını aldı ama buna davetiye çıkaran taraf da Fenerbahçe tarafın oradaki ısrarlı pususu oldu. Bazen aldığına yetineceksin yani, alt tarafta kuleyi tek başına aldırmışsın Ellam'a. Ellam'ın yaklaşık bir 30 milyonluk fark avantajı var. Ama sonradan gidiyorsun Jinx'e iki tane skor veriyorsun. Hadi bakalım. Ve orada aldığın bir skorun sana kazandırdıklarını misliyle iade etmiş oluyorlar. Burada Flash'i yani görmüş Crash. Arka arkaya hamleler ama yani Flash işte... Flash'i güzel oynamış ama hakikaten. Evet, çok iyi oynamış. Çok iyi oynamış Flash. Ya, bir de Bollu oradan kapatmış. Koşu yollarına üfürmüş. Yani bu tarafın kaçışı yok. Grey Pass oraya çok güzel tarıyor. Tertemiz bir 3 skor geliyor orada. Şu ana kadar alt koridordaki gençlik aşısı... Nasri Sports'a hayat verdi gibi gözüküyor. Öyle gözüküyor ama ben sana esas aşıyı söyleyeceğim. Bollu, dakika 17. Gölge Alev artı Liyan. 7606. 7606. Maçta en yakın zenginler oyuncu var. 6800, o da kendi takımında. Rakipteki evet. En yakın oyuncu 6700, o da Ray. Ve yani zengin bir Velkoz'un neler yapabildiğini gayet iyi biliyoruz.
Şöyle, zengin Velkoz üzerindeki bu iki eşya ile %100 rakipten agro çekecek. Yani onların öfkesini çekecek. Bir şekilde Hecarim'in Rakan'ın ona sıçraması lazım, atlaması lazım. Eğer atlayamazsın zaten takım savaşı yapmanız mümkün değil. Durum böyleyken de o zaman iki tane skoru az önce Jinx'e verdiniz. Jinx'e çıktı kadın. Yani iki hedefi birden odaklanmak çok zor şu an Fenerbahçe tarafı için. Bir tanesine odaklansan diğeri çünkü çok tehlikeli pozisyonda. Ve orta ve üst koridor kulelerinde düştüğünü hatırlatalım. Nasri Sports'un tabii buradaki altın üstünlüğünün bir kısmı kazandıkları ekstra kuleden geliyor. Ve de yani lütfen devam edin. Üzgünüm. Yok, Nasır için de bir avantajı konuda yani çıkan ejderin dağ olmaması. Gerekirse savaşmaya da bilirler. Yani kendilerini kötü bir pozisyonu düşünmelerine gerek yok. Yani Fenerbahçe'de iki tane ejder yükü var. Ama üçüncü ejder yükünü vermek için risk almaları saçma olur. Burada Akali. Burada Crash bir şey istiyor ama Bolulu'nun kucağına düştü. Yani Bolulu eliyle koymuş gibi buldu demeyeceğim. Gökyüzünden Bolulu'ya skor yağıyor. Crash'in denemesi kötü bir deneme değildi ama Bolulu'ya adım çok eğlendi. Bir şey bak. Çok eğlendi. İnanılmaz eğlendi. Yalnız bak bu takımda sanki Grape Bastion 72. sezonu böyle ya. Ne gülüyorsun? İlk defa mı skor aldığını bakıyor. Bolulu'ysa sanki çaylak maçında gelmiş. Nasıl aldım ama skoru? Çocuklar gibi şen. Yani ben böyle tek görmedim ya. Bu arada Hecarim ultisini içerisinde öldü. Yani Stinlam. Grey Past burada. Yani Flash'i ve Grey Past ikilisi şu ana kadar Fenerbahçe'nin canını okudu. Çok uyumlar. Çok iyi gözüküyorlar gerçekten. Yani bir pozisyonda sadece Grey Past'ın orman içerisinde... Oo. O da kaçtı. Tamam, sıkıntı yok. Yani ormanda yakalanması onda Flash'in hiçbir suçu yok. Belki orada görüş olsa vesaire ama oradan da yürümek zorunda değil Grey Past muhtemelen. Koridora gitmek için ama onun haricinde... Yani Flash'in ilk kandaki pozisyonu, sonra işte ormanda takım arkadaşlarına servis etmesi, Rakan'ı ve devamda skorların gelmesi. Ben şu ana kadar gayet iyi performans gösteriyor. Ve ya birçok pozisyonda Grey Pass'ın böyle tam böyle Fener'in olması gerektiği yere atıyor, evet. Ve kendisi olması gerektiği yerde. Tamam, bu kadar övdüğümüze göre buyurun 3 herkes ölebilirsiniz karşı tarafa hadi. Doğru gidip. Genelde öyle olur. Ama Grey Pass ölmüyordu, öyle bir huyu var. Yani... Bilmiyorum. Oynadığı maç başına, oynadığı maç başına en çok MVP olan oyuncu. Yani daha ne olsun? Eremir o noktada ligin zirvesinde ama daha fazla karşılaşmada yer alta bir Grey Pass'la kıyasla. Şu an yani haritayı kontrol etmeyi başarıyor Nasır tarafı. Ejder bölgesine gelmek istiyor Fenerbahçe ama bir tuzağın içinde yürüyor olabilirler. Flash'in ölüm cezası yetmedi. Crash az önceki suç mahalline kendisi gitti. Buraya skorlar gökyüzünden yayıyormuş. Biraz da biz nasiplenelim dedi ama tabii Kirey'nin oraya kafa atması çıkmak durumunda bırakıyor Crash'i. Ve yan tarafta Ruin gerçekten eski toprak ya. Hiç işi olmadı öyle. Yok omurga kıran şudur budur. O direkt Muraman'a birazdan olacak. Yaklaşık bir 30 yükü var. Yani Ruin eski toprak da Ray sanki 3 gün önce başladı profesyonel kariyerine. O niye almış omurga kıran? Çok güçlü çünkü Graves'de. Ölmüyor. Bir de şey çok verimli bir eşya. Ormana falan alıyorlar ya. Rex'in alındığını gördüm evet. Yani. Ya o ama dünyanın en iyi fikri değildi sanki Johnny. Eşyanın sadece istatistiklerinden ötürü. Böyle bir dönem şey olmuştu ya. Bazı eşyalar mesela bir dönem değil mi? Bazı dönemlerde bazı eşyalar böyle çok verimli oluyor. Herkes onu düşünüyor. Tam öyle şu an. Biraz yanlış bir zaman seçtim. Ben bu sözü alsam iyi olur galiba. Burada bir aksiyon çıkacak gibi. Çalıya kadar çekilmiş durumda ejder. 3000 can. Burada şimdi bir anda Kirey'e döndü ve Kirey'e hasar vermeye başladı. Bir Crash'e, bir Kirey'e. Şimdi sıfırlandı. Crash arkadan çekecek mi? Tam fullenmedi bu arada ejder. Buradaki dans devam ediyor. Üst koridorda bu arada Jace'le Graves gelmediler. Ellam'dan gelen ulti. Kirey'e burada bir fener gitti. Ve Gravitum'un aktifini çok geç kullandı bir fırsat olmadığı için. Flash'dan gelen ölüm cezası. Arkada Ellam yakaladı ama Aphelios alacak kadar hasar çıkartamadılar. Şimdi araya Akali girdi. Akali'nin girişi işleri değiştirir mi? Pek öyle gözükmüyor. Ejder de burada Nasri Sports'a kalıyor. Akali şimdi Jinx'i alarak burada skor tabelasını açtı takımı adına. Bolu'nun ultisi ise mevzuyu dağıtmak için yeterli oluyor. Ruin arka tarafta bekliyor. Geri dönüş animasyonu başlayacak. Ejder'i aldı Nasri Sports üzerine iki skor birden. Belki nişancılarını kaybettiler ama olaylar onların istediği gibi gelişiyor. Aynen öyle. Yani arka tarafı yine Crash sarttı. Ama yeterli etkiyi yaratamadı. Belki bu Crash'in sarktığı pozisyonda Ellam'ın ultisi olsaydı daha iyi sonuç alabilirlerdi. Ama günün sonunda senin de belirtmiş olduğun gibi Nasır hem Ejder hem skorlar aradaki altı farkı 4000 civarlarında. Tekrar izleyelim. Ya burada ya Ayış'ın nöbeti geliyor ama Kirey'i durdurmuyor. Sonradan içeri
girecek Flash burada yakalandım madem niye ulti atmıyorum diyor. Bollu'yu durdurmak için. Bollu'ya doğru hücum ediyorlar ama Bollu orada Zonya'yı bastıktan sonra içeride kullanan ve 2,5 saniye boyunca Bollu'ya hiçbir şey olmuyor. Devam pozisyonunda arkada Flash neredeyse düşecekken onu kurtarıyorlar. Ve sonrasında da yani 2'ye 1 skor değişimi üzerine bir de Ejder. Ya Fenerbahçe adına bu arada 4000 altın ya da 3000 altın geride oldukları bir savaş için fena gelişmedi konular. Ama sonuç istedikleri gibi olmadı. Evet orada Akali geldi. Tabelayı açtı kendi adına. Ama 2000 altın gerisinde yani normalde Akali adına fena bir oyun geçmiyor. Yani 224 milyonda karşısında menzilli bir eşleşme olmasına rağmen rahat etti. Skorunu aldı. İki eşyasını tamamladı ama o iki eşyayı tamamlarken karşı tarafta orantısız bir durum var. Yani Bolu'nun üçüncü eşyası bitti. Evet aynı. Yani Still Nambi iyi bir oyun geçiriyor. Bolu müthiş bir oyun geçiriyor. Ya Zonya'sı bitti şimdi. Karim'in yine arkaya sarkmaları çok fazla onu rahatsız etmeyecektir. Kötü bir pozisyon, çok kötü bir pozisyona kalmadı süreç diyelim. Çünkü ya biz hep böyle Thresh'i Jinx'le özdeşleştiriyoruz ama sonuçta Thresh Vel'Koz'a da yardım edebilir. Hatta bazı durumlarda Vel'Koz'a yardım etmesi daha iyi olabilir bu kadar öndeyken Vel'Koz. Ya tabii şöyle, Vel'Koz asla Jinx'in kendini bırakacağı kadar ters bir pozisyonda kalmayacak. Evet. Yani Vel'Koz genelde 1,5 ekran uzakta olmayı tercih eden bir şampiyon. Hı-hı. Yeteneklerinin menzili itibariyle. Ama burada Flash'i maç başından beri gerektiğinde takım arkadaşlarına destek olabileceğini gösterdi. Buraya 5 tane totem atarsak kontrol toteminin etrafından görüşü sağlıyoruz gibi bir inanç olabilir Fenerbahçe'de. Bu arada müthiş not al bunu Johnny. Müthiş bir oyun mekaniği. Bir bölgede 5 tane görüş totemi varsa 4 tanesi sadece kapanıyor, 5.'si kapanmıyor. O da yok oluyor diyorsun. Yani şey, görüş veriyor. Bu arada hepsinden zombi totemler çıktı. Ve şu an totem üstünlüğünü aldı içeride Nasır. Ya Baron bölgesinde FPS arttırarak rakibini muhtemelen düşürmeye çalışacak burada her iki takımda. Flash'den gelen ölüm cezası Ray anında yana adımını attı. Ölüm cezasını yemedi. Tabii Ellam'ın arındırı bu noktada çok belirleyici olabilir ilerleyen takım savaşlarında. Şu anda bekleme süresinde çok kısa süre sonra gelecek. Çünkü yani bir noktada eğer ki Nasri Esports bir rakibine kitle kontrol uygularsa o rakip düşüyor. Şok patlaması geliyor, cıst geliyor, manyak güçlü ölüm roketi geliyor. Bolulu yakınsa zaten tek atarlar. Dolayısıyla çok dikkat etmeleri lazım. Yetenek atışlarından kaçmak normal bir oyuna kıyasla birazcık daha önemli olabilir bu maç üzerinde Fenerbahçe için. Ben bir de Sinan'ın ne yapacağını çok merak ediyorum bu savaşlarda. Gerçekten onun hasarını ve ortayı karıştırmasına çok ihtiyacı var. Fenerbahçe tarafının bu savaşları kazanmak istiyorsa. Eğer düzgün savaş yapılırsa, yani böyle derli toplu savaş yapılırsa Nasr'ın kompozisyonu çok avantajlı. Ve Bolu'nun hasarıyla, Greypass'in hasarıyla ve bitiriciliğiyle o savaşları kazanabilirler. O yüzden sürekli bir kaosu sürüklemeli lazım haritayı ve savaşları. Tabii Fenerbahçe tarafında yabana atılmaması gereken bir özelliği var. İki tane arkaya hiç beklemeden çok rahat girebilen şampiyon var. Akali ve Ekarim. Ve onları çok rahat takip edecekte bir rakamları var. Dolayısıyla hani Nasri Esports'un bazı maçlarda görürüz ya çok büyük üstünlük yakalar takımlar. Kompozisyon da öndedir. Hata payı vardır. Burada Nasri Esports'un çok fazla bir hata payı yok. Flash'ı bu arada can sıkmaya devam ediyor. Spars'ı geri dönüş animasyonunun ortasında yakalayıverdi. Ve Spars'ın bu arada geri dönüşü gecikecek. Yani Fenerbahçe bilmiyorum burada Ejder'de herhangi bir savaş yapmak istiyor muydu? Yetişir ama öncesinde görüş alma noktasında biraz sıkıntı yaşayabilir Fenerbahçe tarafı. Arkada ışından kullanabilecek veya kontrol edebilecek bir alanları var aslında. Hem orada çalıya yerleştirilmiş, bu çalıya yerleştirilmiş. Bu totemleri var, bu kırıldı. Bir de arkada orayı şimdi Ray'i gördü. Gördüğü gibi de oradaki totemi sanırım başka yerde koymayı tercih etti. Ve o totemin izini kaybettirdiler altını vermemek için. Tabii Ejder çatışmaları öncesindeki en önemli ikinci konu orta koridor önceliği. Burada Nasri Esports işini şansa bırakmıyor. Önce nehir bölgesinin kontrolünü tamamen ele geçirdiler görsel olarak, görüş olarak. Rayboard'a üst koridorda takım adına ikinci kuleyi alacak. Nasri Esports ise Ejder'i çok hızlı bir şekilde başlamak istemediler. Onun yerine orta koridor ikinci kulesine gitmek istiyorlar ama buradaki savunma hiç fena değil. Ellam'dan gelen Ayşe nöbeti Kire'ye fena olmayan bir hasar verdi. Arkadan da bu arada Crash de gelmiş. Spars Crash 3 kişiyle beraber Bolu'lu da çok kötü pozisyonda yakalandı. Fenerbahçe'den harika bir hamle. Diğer tarafta Ray şu anda 1-1 içerisinde Ruin'le. Ray yetişirlerse burada en azından 2-1'e çevirebilir Nasri Esports ama Ray de inanılmaz tank. Ölümsüz Kalkanya orada hayatını kurtarabilir ama güzel bir ölüm cezası geliyor. Ray yine de can çalmasıyla beraber hayatta kalacak. Fenerbahçe Nasri Esports'un kararsızlığını öyle iyi değerlendirdi ki. Yani burada kendi ayağıyla gitti Nasri Esports'a. Anlamadığım şey neden derli toplu durmak yerine orta koridorda bir takımın yarısı otur dedi.
Diğerleri kalk gidelim dedi. Sonra bir anda ayrıldılar. Kireyi çok anlamsız bir hasar yedi. Bütün takımını orada yemledi. Bolu ultiye kalktığında karşısında Hecarim vardı. Yani Zonya'sını bile basamadı. Çok acayip bir şekilde kaybetti burayı Nasır. Ya Johnny, tedaviyi Fenerbahçe'ye söyledin. Reçete ile beraber anında eczaneye gidip tedavi uygulamaya başladılar. Şu kaosa bir bakar mısın? Evet, dört bir yandan geldiler. Hakikaten dört bir yandan. Yandan Hecarim geliyor, önden Ellam saldırıyor, Sparza saldırıyor, Stindam geliyor. Ya Bolu burada ultiyi atacağını attığına pişman oldu ve zaten Zonya basmasına bir gerek yoktu. Arkadan bir de Ray gelmiş. O da bayağı oyalıyor. Tabi bu Graves ölümsüz. Yani hakikaten bu dakikalarda çok zor buna taşıyıcınız olmadan hasar vurabilmek. Şöyle Velkoz lazım. Evet. Velkoz lazım, Jinx lazım. O yüzden aslında Fenerbahçe'nin güzel oyunu okey. Çok güzel sürüklemişler ama Nasır'ın da bir o kadar garip oyunu bu. Buna ihtiyaçları yoktu. Yani bu şekilde dağılmalarına dağılmamaları lazım. Zaten Fenerbahçe'nin istediği bu. Ya sebep tartışılabilir ama sonuç tartışılamaz. Fenerbahçe farkı kapattı. Ve bu karşılaşmada biz de varız diyorlar. Üçüncü eşyasına Akali kavuştu bu arada. Az önce 2-3'lerde eşya anlamında. Ve Stillnam ortalığı karıştırmaya devam edecek. 3-0-0'da. Şöyle bir oyunda Stillnam'ın üzerinde artık ödül altını var. O kadar önüne geçti oyunun. Ve oynaması açıkçası çok kolay değil Nasır için artık bundan sonrasında. Evet, ejderi aldılar. Ruh noktasını ve daha da önemlisi belki Kadim'i geciktirdiler. Ama rakibe verdikleri, Fenerbahçe tarafına verdikleri ekstra altınlar sayesinde Fenerbahçe artık savaşlarda çok daha güçlü olacak. Yaykırım'ı öldürmek çok zor. Ortalık karışırken Grace'i öldürmek çok zor. Akali'nin üzerindeki Zonya ile öldürmesi çok zor. Zor olacak ya hakikaten. Fenerbahçe bakalım Baron'u nelere çevirebilecek? Altın anlamında bir fayda sağlayacaklar mı? Bu arada Bolulu şöyle bir denedi Stinlamb'ı. Yakalama imkanı olmuyor. Bir de ya 1-3-1 yapmaya karar verdiği zaman Fenerbahçe, yani biri gönderebiliyorlar, Ruin'i gönderirler ama diğer Akali'nin karşısına çıkacak bir kim mesela? O çok büyük sıkıntı ilerleyen dakikalar için. Bolu duramaz. Ki bir yandan da şunu söyleyelim Johnny, Ruin evet gider Ray'in karşısına ama omurga kıranı olan Ruin, ay Ray. Evet. Dolayısıyla o da rahat dakikalar geçirmeyecektir. Ha şu olabilir, Bolu'yu bir koridora yollarlar ve minyon temizler. Güvenli mesafeden. Ancak bunu yapabilirler. Çünkü Stillnam'ın önüne doğru kontrolsüz şekilde açıldığı anda Bolu'nun buradan çıkışı pek fazla yok. Çünkü bir de Hecarim çok hızlı olaylara müdahale edebiliyor. Birazcık böyle pozisyon dışında kaldığı anda Bolu'lu maçta yok. Fenerbahçe altında çok uzun süre sonra öne geçti. Kirey'nin bu arada başı dertte olabilir. Ultiyle beraber orada zarif uçuştan sıyrılıyor. Ya Bolivar ultisine tek bir zarif uçuşla almak da Fenerbahçe adına harika bir haber olsa gerek. Kesinlikle. Fenerbahçe şu orta koridorda yaptığı savaştan beri kendine iyice güveni de geldi. Öne geçtiklerinin de farkındalar şu an. Yani o oyun başındaki hamlelerden sonra şu an kendini çok daha güvende hissediyorlar. Ona göre oynuyorlar. Tabii şimdi Baron güçlendirmesi bitti. Onunla beraber bakalım Nasır yavaş yavaş tekrardan ormanının görüşünü ve kontrolünü alabilecek mi? Ellam'dan burada kırmızıyı verin, bu iş barış içinde çözülsün ultisi geldi ve aynen de öyle oldu sonuç. Tabii şimdi Nasri Esports'un oyuncularına baktığımız zaman özellikle alt koridor ikisi karşılaşmaya çok iyi başlamış olsalar da görece ligimizde tecrübesiz oyuncular olduğunu hatırlatmak lazım ve maçı kazanırken oynamak daha kolaydır özellikle tecrübeniz daha azken. Hı hı. Çünkü kaybediyorken ya acaba bunu döndürebilir miyim sorusu kafanın kenarında sürekli bir şeyleri böyle tıkır tıkır yer. Flash ile Grape aslında şu anda maçın başında olduğundan çok daha stresli olduğunu öngörüyorum, varsayıyorum. Bakalım bunu nasıl bir performansa çevirecekler. Karşılaşmanın 32. dakikasına geldik. Ligin ilk yarısını kapatıyoruz. Takımlar 9. maçlarını tamamlamış olacak bu akşam itibariyle. Ve Nasri Sports'a Fenerbahçe'de 4 galibiyet 4 mağlubiyette ama Fenerbahçe bunu yaparken son 4 maçın 3'ünü kazanarak bu sayıya, bu duruma ulaştı diyelim. Nasri Sports tarafındaysa inişli çıkışlı, bol bol kadro değişikliği olan bir mevsim geçiyor. Şimdi bakıyorum nişancılar arasında tabii hala Grey Pest'in belli bir üstünü var. Çünkü Ellam direkt ebediyi tamamlamaya çalışıyor. Johnny yok. Ne? Eşyalar sana öyle demesin. Şu anda Ellam önde altında. Ha şunu diyecektim. Direkt ebediye gitmek istediği için 3 tane tam eşyası var Grey Pest'in ama Ellam ebediyi bitirdikten sonra çok daha etki yaratacak. O şeyi bırakmak istemiyor. Kronometresini bırakmak istemiyor. Ebedisiz Jinx de bu dakikada tabii ki hasar vurabilir ama biraz eksik hissettirmiyor değil tabii ki.
Şimdi tabii Nasri Esports'un belki de bu savaşlara girerken yapması gereken tek şey Jayce ve Vel'Koz'u kullanmak dürtme anlamında. Aksi takdirde kafa kafaya çıkan bir 5'e 5 savaşta işlerinin çok kolay olmadığını az önceki pozisyonda da görmüştük. 7 saniye sonra Okyanus Ejderi çıkacak ama ikinci kuleyle bunun değiştirilmesi açıkçası bana çok kötü bir haber gibi gelmiyor. Yani Okyanus ruhu Nasri Esports'a maçı %100 kazandırır diyemeyiz herhalde, değil mi? Yok. Yani öyle bir şey yok. Okyanus ruhu şu an yani çok çok büyük bir etkiye sahip değil. Maçın başında hatta ortalarında çıkmış olması o sınavın üzerine oynayacaklar bakalım. Çok zor yani Zonya'sı olan bir Akalin üzerine oynarken bir anda oyun siz olmuşsunuz bakarsınız. Mesela Fenerbahçe'nin Ejder konusunda daha iyi olduğu dakikalarda, iki tane yükü olduğu dakikalarda çıkan Okyanus ruhu Fenerbahçe için üzücü demiştim. Çünkü çok daha güzel bir opsiyon. İşte orada X-Tek veya Dağ ruhu daha çok işlerine yarardı. Şimdi 3 tane Okyanus yükü var. Tabii ki Fenerbahçe için bir noktada iyi olabilirdi bu alsaydı. Çünkü rakipte dürtme kompozisyonu var ve birazcık da görevlerin etrafında rahat durabilirlerdi. Ama çok da bir önemi yok ki. Yani direkt savaş zaten başlayabilir. Çok da ihtiyaçları yok yani. Nasır alacak. Nasır tarafında da hani Okyanus ruhunu almışsın. Oley de yani... Ya tabii şöyle, hiçbir etkisi yok diyemeyiz. Orada yanıltmayalım. Ama genel anlamda başka ruhlara kıyasla, başka ejderlere... Bu maçın genel gidişatını düşündüğümüzde en ideal ejder olmadığını söylemek lazım. Ufak bir duraklatmamız söz konusu sevgili izleyiciler. Sebebine dair bilgi geldiği anda sizlerle paylaşacağız. Bu arada sen yorumunu yaparken bilmiyorum dikkatini çektim ama... Bolulu geri dönüşünde bir büyücülük karışımı aldı. Bir sonraki savaşın çok aslında maçın gidişatını ne kadar etkileyeceği konusunda da bir işaret... Baron savaşı olacak muhtemelen o da. Muhtemelen ve şu da var yani... Vel'Koz şu anda inanılmaz güçlü. Vel'Koz'un ama o gücünü gösterebileceği pozisyonlarda ne kadar etkili, ters ayakta yakalandığı pozisyonlarda ne kadar etkisiz olduğunu gördük. Dolayısıyla iş birazcık Bolulu'ya bakıyor. Ama sadece Bolulu'nun pozisyon almasından ziyade Fenerbahçe'nin az önce konuştuğumuz gibi arkaya sızmak için bir sürü eşyası, bir sürü silahı, bir sürü şampiyonu var. Ve Elam da açıkçası Ayşe nöbetiyle tetiği çekme konusunda hiç elini korkak alıştırmış değil. Aynen. Az önceki pozisyonda yani Fenerbahçe'nin orta koridorda kazandığı pozisyonda direkt yine Ayşe nöbetiyle bayağı bir canları azaltmıştı ve aslında pozisyonun başlangıcında çok büyük etkisi olmuştu. Burada Kire'yi içeri giriyor ama devamı gelmeyecek. Bu arada Nasri Esports tarafında ufak bir teknik aksaklık olmuş ama giderildi. Dolayısıyla karşılaşmaya geri dönüyoruz. 9000 can, 8000 can. Arka tarafta Ray kuleleri almaya devam ediyor ama Baron'u bırakacaklar mı? Baron'u bırakmadılar. Baron sıfırlanmadı. Arkaya Ray ışından da gelmiş. Nasri Esports ne Baron'a oluyor ne rakibe giriyor. Yalnız burada hata yapmadı Kire'yi. Şimdi Baron bölgesinde Ray içeride ve arkaya doğru sıçratmak zorunda kaldı. Bolu'nun pozisyonu hala iyi. Flash'ı da yardımcı olmaya çalışıyor. Ellam inanılmaz bir hasar aldı burada. Geri dönüş animasyonu tamamlandı. Şimdi Kire'nin canı çok az. Sinlam'ın canı fırlama. Işından gelecek buraya. Flash'ı da girmek üzere bekliyor. Ölüm cezası. Sparse'ı yakaladı. Sinlam. Ray ama hala bir raid boss orada. Kire'yi içeri doğru girecek mi? Ray'in başı dertte. Fenerbahçe burada. Fena bir pozisyonda olmamasına rağmen hem Baron'u kaybetti hem de bütün üyelerini. Nasri Esports'tan müthiş hamle geliyor. Çok zordu hakikaten. Çok zor bir hamleydi bu yapması, uygulaması. Çünkü ya ne olursa olsun Hecarim'in canını %20'ye indirmiş olsalar bile Hecarim yine içeri girip %50-150'yi denedi. Orada hata yapmadı. Kire'yi ya burada Ellam 1-2 pozisyonu çok fena yakalandı bu arada. Çok daha iyi oynayabilirdi. Burada çünkü yani içeri girecek. İçeri girdiği anda tekrardan yakalanacak. Hop maç bitiyor. Tabii maç bitiyor sadece. Crash hayatta şu anda. Takım arkadaşları yavaş yavaş gelecek ama Nexus'u koruyacak bir kule yok önünde. Ellam. Arka arkaya otomatik saldırılar. Ellam da bir yere kadar Johnny'ye son vuruş bu arada.